Ada hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. İnanamıyorum ya. 14 yaşında takımda oynuyorsun. Evet. Çok güzel bir şey bu. Nereden esti hokey? Nasıl başladı? Ben okuluna gittiğim zaman okuldaki sınıf arkadaşlarımla beraber bizi bir alışveriş merkezine kaymaya götürüyorlardı. Ve ben gerçekten haftada bir iki gün hep sürekli gitmeye başladık ve gerçekten çok severek yaptığım bir şey olmaya başladı bu paten kaymak. Ve bir yıl paten kaydıktan sonra oradaki antrenörüm beni buz hokeyle tanıştırdı. İşte böyle bir spor var, başlamak ister misin diye. Ben oyuncu olarak başladım en başta ve gerçekten çok sevdim. Şimdi kaleciyim. Evet, kaleci olduğunu biliyorum. Çok da iyi bir kalecisin hatta. 14 yaşında inanılmaz başarılı bir kalecisin. Teşekkür ederim. İzliyorum maçları. Peki böyle bir isteğin olduğu zaman ailen buna ne dedi? Ailem bana destek çıktılar. Onlar da normalde benim yaşımdaki kızların hep senkronizeye, figüre, artistle ilgisi olduğu için o elbiselerinden dolayı. Onların da biraz garibine gitti aslında. Çünkü ben de severdim o tarz şeyleri. Ama buz hokeyi gibi bir spor, yani kızlarına... Peki aile büyüklerinden hiç böyle geleneksel yapıda olanlardan hani nasıl bu spor erkek sporu değil mi falan öyle yorumlar geldi mi hiç? Evet, geldi ama hiçbir spor sadece erkek sporu veya sadece kadın sporu değildir. Hem erkekler hem kadınlar Bu yapabilir. elbette ki öyle ama hani böyle bazen bir şekilde toplumun dayatması oluyor. Evet. Yani ön yargılar oluyor. O yargılara karşı gelebilmek çok önemli yani özellikle gençlerimiz için, genç kızlar için. Çok önemli mesajlar bunlar. Evet, başarılarımızı da zaten gösteriyoruz. Peki paylaşımlarınız nasıl takım içinde? Takım içinde takımımız çok güzel bir karma olduk biz bu sene. Hem yabancı oyuncularımız var, hem yeni başlayanlarımız var, hem çok tecrübeli, hem milli sporcularımız var. Ve hani birbirimize çok yardım desteğimiz oluyor. Mesela tecrübeliler, yeni gelenler, yeni başlayanlar yardımcı oluyor. Yardımlaşma ve gerçekten takım içi çok iyi anlaşıyoruz ve arkadaşlık güzel devam ediyor. O çok güzel bir şey. Çünkü yani takım olabilmenin zaten özünde bu yatıyor. Evet. Yani iyi paslaşabildiğin sürece iyi bir takım olabilirsin. Mesela maçlarda da izleyenler hep söylüyor. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz ve hani nasıl diyeyim, enerjilerimiz çok uyuşuyor bizim takımla. Çok güzel oldu. Peki bu tellerine bayılıyorum ben senin. Evet. Tellerin rengi İBB renkleri, turuncu Evet. ve yeşil, mavi yeşil. Mavi yeşil. Ya bu nasıl senin takıma bağlılığından mı çıktı? Yani o kadar tatlı ki. Şöyle, ben kaç bir yıl önce falan dişleri takmaya başladım ve hani gittiğimde o zaman bir ufak falandım, ufaktım ve şey hani hangi renk yapmak istersin, pembe falan getirelim mi? Ben dedim hangi renkler var? Saydı işte. Sonra ben de içinde bulunduğum takımın renklerini dişimde taşımak istedim. Ay çok güzel bir şey çünkü yani bu takıma ne kadar bağlı olduğunu ve ne kadar odaklı olduğunu, sadık olduğunu gösteriyor. Bence çok çok güzel, çok hoşuma gitti. Peki senin takım içinde nickname'in var mı? Benim nickname'im yok. Yani düşünüyorum, yok. Bir şey demiyorlar mı sana? Seni farklı bir isimle çağırdıkları oluyor mu? Yani Aylar abla hepimize aşkım Ne tatlı. der. Kalecilik enteresan aslında. Yani hokey deyince mesela işte kayma, gol atma, ne bileyim pakla Evet. yaptıkları şeyler, hareketler, evirmeler, çevirmeler. Hani sen bayağı kalede duruyorsun. Bu nasıl Evet. bir duygun yani? Nasıl kaleci olmayı seçtin? Kaleci olmayı şöyle seçtim. Ben oyuncu olduğum zamanlar böyle işte buzda takılırken bacak falan açıyordum. Benim o zaman jimnastiğe de merakım vardı. Ayrıyetten de jimnastiğe de gidiyordum. Esnekliğim vardı. Ve kalecilikte esneklik çok büyük bir avantaj. O Hmm. pakı kurtarma, bacak açabilme açısından falan. Takımımız içindeki kaleci antrenörü işte beni görünce kaleci olmak ister misin falan demişti. Benim de hep böyle hani takımımızdaki kaleciyi görünce hani hoşuma giderdi böyle işte takımı böyle kurtarabilir. Çok stresli bir durum. Yani tüm takım hata yapıyor, sana şut geliyor ve sonu kurtarmaya çalışıyorsun. Gerçekten öyle başladım esnekliğimle. Benim oğlum da kaleci olmak istiyor, Mateo. Anne ben kaleci olacağım. Diyorum ki oğlum ne güzel işte hızlı hızlı sen çok hızlısın, kayarsın, bir şut atarsın, şut çekersin falan. Ben kaleci olmayı seviyorum diyor. Enteresan bir kafa yani anlamaya Ama çalışıyorum ben de. iyi yani inşallah olur. Buza çıktığın zaman kendini nasıl hissediyorsun? Güçlü mü mesela? Ya bu Yani o kıyafetleri giyiyorsun. Haşmetli böyle. Hele kalecinin kıyafeti daha da büyük. Evet. Oraya çıktığın zaman ne oluyor yani?
Nasıl bir hisle çıkıyorsun oraya? Oraya nasıl bir hisle çıkıyorum? Maç da buza çıkarken bir heyecan oluyor. Ben bir de stresli bir insanımdır. Yani günlük hayatımda da öyleyimdir. Bir stres oluyor. Ama hani kıyafetlerle buza çıktığımda daha da bir güvende mi diyeyim? Tam hissi bulamıyorum o hissi ben. Modayla aran nasıl? Hani böyle özel olarak dergilerini alırım, araştırırım. Öyle bir şeyim yoktur. Ama mesela giydiğim şeyleri kombinlemeyi severim. Yani mesela mavi giymişsem, yani mavi ayakkabı giyerim atıyorum. Evet, çok güzel olmuşsun. Sonra annem de sever bu tarz şeyleri. Mesela annem giydiği şeylerin renklerini uydurmayı çok sever. Ve gerçekten beni de bu konuya iter. Hani kendi kıyafetlerinden verir. Bak bunu giymişsin, bu çok güzel olur falan. Öyle, çok aşırı bir ilgim yok. Annenle ilişkin nasıl? Yani biz annemle ne böyle kanka şeyindeyiz, o şeyde değiliz. Yani anne farkı var tabii ki. Ama böyle abla kardeş gibiyiz de. Hem iyi anlaşıyoruz, hem içimden geçen her şeyi anneme anlatabiliyorum. O çok önemli. Evet. Sonra annemle her şeyi konuşabiliyorum. Yani annem yanlış olduğunu söylüyor. Ama mesela bunu bağıra çağıra kızarak yapmıyor. Yani öyle olsa korkarsın, söylemezsin. Ama bizde öyle değil. Abla kardeş gibi dediğim gibi. Ama anne olduğu için bir annelik de var. Tam böyle kanka gibi değil. Aynen. Tabii canım, bir saygı duruşu oluyordur herhalde anne olduğu için. Ama arkadaş gibi olabilmeniz çok güzel. Akınç, evet. Tamam. Aslında onun hikayesi anlatayım mı size? Anlat. Tamam. Çeke. Akıncı'ymış normalde bizim soyadımız. Geçirecek olan nüfus memuru C ile I'yı biraz şöyle yazdığı için Ç gibi okunmuş. O yüzden tek Akıncılar biziz. Çok iyiymiş ya. Ama kimse yazmış, anlamıyor. Akınç diyor. Üç kez falan söylemem gerekiyor. Herkes Akıncı mı yapıyor? Çok iyiymiş gerçekten, komik. Harika, çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim.